Can perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Vurdular mı? Muharrem'i vurdular mı? Ya Mesude? Yok. Mesude'nin bir şey yok gelin ağam. Muharrem onu korumak için kendini namlunun önüne atmış. Bunu nasıl yapalım? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorlar? Sıla, iyi misin? Hadi Sıla, derin bir nefes al. Sakin ol. Ayşe, çabuk buraya gel. Dokunma bana. Yardım al. Tamam Sıla, dokunmuyorum. Ama sen de kendini üzme bu kadar. Bebeğimizi düşün. Hadi biraz dinlen şimdi. Elina, hadi yat da dinlen biraz. Rengin solmuş vallahi. Sakın beni, ben gayet iyiyim. Ayarlamıştım. Nasıl olur? İstanbul'da onları yiyip benim yaşamayı Azat ve Narin gibi onları ayırdılar. Sıla, sen onların kaçmasına yardım mı ettin? Evet ettim. Başka çare bırakmadın ki bana. Verdel dedin, töreye mahkum ettin onları. Ama ağam o hükmün kararını. Bana düşen de onları buradan göndermekti. Ama yapamadım. Ah Sıla. Yine acele ettim. Yine beni beklemeden hareket ettim. Evet acele ettim. Ve bu yüzden ben de senin kadar suçluyum. Senin Yezdan'ın ailesine verdiğin sözün bu kadar ciddi olduğunu anlamadığım için suçluyum. Muharrem ve Mesude'nin önünde bu kadar çabuk çıkacaklarını düşünemediğim için suçluyum. En az senin kadar suçluyum Mona. Sıla, Monlalar bu işe girmedi. Muharrem'i öldüren onlar değil. Beni daha fazla aptal yerine koyma Bora. Sana yemin ederim onlar değil Sıla. Ben yanlarındaydım. Öyle olsaydı ilk benim haberim olurdu. Bu işe bulaşmamış olmanı o kadar isterdim ki. Oğlumun babası... Sıla, Şivan çabuk doktor çağır. Baş üstüne ağam. Hadi Sıla, kendine gel. Ayşe su getir. Hemen. Hadi Sıla, kendine gel. Aç gözünü Sıla, aç gözünü. Hadi. Ah.
Artık senin icabına baban bakacak. Tabii erkeklik varsa onda. Aç kapıyı emmi. Kızını sana geri getirdik. Evin içinden kaçan kızdan haberin yok. Açsana kapıyı be adam. Al bunu. Ne yapacaksan yap artık. Bizden bu kadar. Kendi namusunu kendin temizle. Kızım ne oldu? Kim gitti? Vallahi abi ben adamlara iyice tembih ettim. Kızı vurun oğlan sağ kalsın diye. Ama oğlan vurulmasaydı bu acıyla Bora'nın üzerine salardık. Ama oğlan olmuş, ne yapalım? Kahramanlık damarı tuttu oğlanı. Canıyla ödedi. Mesude de ölümden beter olmuştur. Oğlanlarla senin ilgini yok değil mi canım? Hani yaptıklarımızın hesabını kimseye vermeyecektik baba. Gereken neyse oldu. Bizi aşiretten attılar. Ama kanımızı da değiştirecek değiller ya. Biz buyuz. Kimse beni bu işten alıkoyamaz. Geçmiş olsun. Eşiniz hamileliğinin son aylarında. Stresten, sıkıntıdan uzak kalmalı. Bugün dinlensin. Bol sıvı verin. Vitaminlerini düzenli alıyor değil mi? Alıyor ağam. Kendi ellerimle sabah akşam içiriyorum. Şu anda Sıla Hanım'ın ciddi bir durumu yok. Tansiyonu da normale döndü. Ama bir değişiklik olursa haber verirsiniz. Sağ olun doktor bey. Zahmet verdik. Şivan sizi hastaneye kadar götürsün. Geçmiş olsun Bora Bey. Sağ olun. Buyurun doktor. Ağam, ben de gelin ağama ayran aşı getireyim. Tamam Ayşe. Sen işine bak, ben buradayım. Kendini her şey için suçlamaktan vazgeç Sıla. Bu olanlar senin suçun değil. Bambaşka bir dünyadan koparılıp geldim buraya. Daha küçücük bir kız çocuğuydu. İsteyerek olmasa da ben bile kötülük yaptım sana. Nari'nin canı dedim, seninkini göz ardı ettim. Ben bu sert iklimlerde büyüdüğüm halde zaman zaman eğildim. Ama sen hep dik durmasını bildin. Bu sana olan aşkımı hep besledi. Başkalarının beni çaresiz ve zayıf zannetmeleri hiç beni ilgilendirmedi. Çünkü benim için güzel ve değerli olan tek şey senin sevgiyle bana bakışın ve aşkın oldu. Eğer bu yara alırsa işte o zaman ben ölürüm sana. Bak zavallı yavrum bak. Ne talihsiz kızım var benim. Her şey bu iyi niyetinden oluyor. Bak gene başkalarına yardım edeyim derken oldu bütün bunlar. Bazı işlerde iyi niyet yetmez Bedar. Hele töre denen belanın karşısına iyi niyetle hiç çıkılmaz. Baba, duydukların doğru mu? Kızım sen fabrikada değil miydin? Fabrikada herkes Muharrem'le Mesude'yi konuşuyor. Muharrem vurmuşlar. Doğru. Ne yazık ki doğru kızım. Sıla'mın çabaları boşa çıktı. Kaçamamış zavallılar. Sonu gelmeyecek değil mi bunun? Azat hep İlk aşk vardı, en sonunda aşık olacak derdi. Öyle değilmiş işte. Azat yetmedi, Muharrem'i de verdiler topraklara.
Onca çaba hiçbir işe yaramıyor. Kızım haklısın da bütün bu olanlar bugünün meselesi değil ki. Bin yıllık kir bir günlük temizlikle paklanır mı Bedar, değil mi? Naren, sizin kuzunuz yaşamayacak ya bu bunları. Sen evladını törenin olmadığı bir yerde büyüteceksin. Sıla nerededir kim bilir şimdi? Muharrem'le Mesud'eyken de ellerimizle ateşe attık. İçi içini yiyordur. Kendini suçluyordur. Ben konuştum Ayşe'yle telefonda. Burhan yanındaymış. Dinleniyormuş Sıla. Hele bugün bir geçsin de. Yarına görürüz güzel kızımızın yüzünü. İyi güzel Allah'ım. Hani sabrın sonu selametti. Bizim memlekete selamet ne zaman gelecek? Günaydın ağa. Günaydın Şılan. Günaydın ağam. Gelin ağam nasıl, iyi inşallah. Daha uyuyor Ayşe. Uyandığı zaman güzelce kahvaltısını yaptır. Doktorun söylediklerini de hatırlat. Fazla yormayacak kendini. Ayakta durmayacak biliyorsun. Tek tek hatırlatırım her dediğiniz ağam. Kahvaltı hazır etmeyecek misiniz? Yok Ayşe. Ben ofiste bir şeyler yerim. Gözün üstünde olsun. Tekrar fenalaşacak olursa... Sen hiç merak etme ağam. Ben gelin ağam başucundan bir dakika bile ayrılmam. Şivan, ben bir yukarı çıkıp üstümü değiştireyim, sen de arabayı hazır. Baş üstüne alın. Abi hayırdır inşallah. Dün gece rüyamda hep yağmur yağdı. Kan temizlendi derdim. Öyle değil mi? O kurban bayramlarında da bu yağmur hep yağar ha. Hani babam der ya, Allah kan temizlemek için yağmur yağdırır. Şimdi de Sıla'nın kurbanı. Muharrem'in kanı temizlendi. Bu işi Sıla'nın ayarladığından eminsin değil mi? Tabii abi. Kesin gelinanın parmağı var bu işte. Muharrem yola çıkmadan önce Salih'le karşılaşmış. Salih biraz üstüne gidince de artık buralarda kalamam, İstanbul'a göçeceğim demiş. Gelina oradaki iş yerine bana iş ayarladı demiş. Salih akıllı çocuk tabii. Bu işin altında bir bit yeni olduğunu anlamış, geldi bana konuştu. Sonrasında biliyorsun zaten. O vakit bu işi kuranın Sıla olduğunu yayacağız. Bakalım. Boran'ın sırtını sıvazlayan aşiret bu işe ne diyecek? Gelin ağam. Bak dün düşüp bayıldın. Ya doktor sana kesin istirahat demedi mi? İyiyim ben Ayşe. Ama Boran ağam sakın yataktan kalkmasın, dinlensin dedi. Sabah kadar uyumadı, başında nöbet tuttu vallahi. Ya niye ki bu acele? Yani fabrika sensiz çalışamıyor mu? Ne var bugün uyuyup dinlensen gelin ağam? Büyütülecek bir şey yok. Bak gayet iyiyim.
Erken dönerim eve. Boran gidip geldiğimi anlamaz bile. Araba var değil mi kapıda? Ben de geleyim her ihtimale karşı sende. Ayşe. Tamam tamam gelin lan. Ben bir şey demedim. Hani seni düşündüğümden de. Yuh, gelin lan. Ağam, bağın kızma. Haddimi aşayan biliyen. Ama dünden beri içim içimi iyi. Sen Mesude ile Muharrem'e hükmünü kaldırıp mollaları bu işe ikna etmişken gelin ağam hala seni katillerle aynı kefeye koy. Niye konuşmuşsan ağam? Niye gerçekleri söylemişsen gelin ağama? Sen sustukça onun kini büyüyor. Halbuki bilse gerçekten neler yaptığını belli. Şivan, Sıla bir tek bana öfkeli değil. Bir tek beni suçlu tutmuyor. Kendisini de suçluyor bütün olanlardan. Zamansız, tedbirsiz hareket ettim. Muharrem benim yüzümden öldü diye içi yanıyor Sıla. Varsın o kendini katil bileceğine, beni katil bellesin. Ağaları bekletmeyelim Şivan. Bugün benim ricamla toplanacaklar. Ne işin olur gelin ağam? Mesude'yi görmeye gelmiştim. İçeri girebilir miyim? Alnımıza çalınan kara yetmedi mi gelin ağa? Daha ne istiyorsunuz bizden? Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ama inanın bu olanlarda Mesude'nin bir günahı yok. Bu bizim namusumuz gelin ağa. Günahını da cezasını da en iyi biz biliriz. Varın siz gidin kendi işinizle alakadar olun. Mollalarla konuşmak için Diyarbakır'a gittim. Mahmut bu berdeni istemediğini söyledi ağalarına. Onlar da bu karardan icazet etmemi istediler. Ben de uygun gördüm. Berdel onların hakkıydı. Madem ki kendileri vazgeçti, denecek bir şey yoktur. Keşke bu haberi Muharrem ölmeden önce getirebilseydin. İyi dersin de Boran ağa, Muharrem'i mollalar vurdurmuş. Bu Suyuguran da onların adamlarıymış. Gelin istemedikleri bir insanı niye öldürmek istesinler Osman ağa? Söylediğinin akıllı bir tarafı var mı? O vakit Mesude'nin üstüne de hüküm vermenin manası kalmamıştır. O zaten hayatının en büyük bedelini ödedi. Müsaaden olursa Ali ağam, Mesude'nin üstündeki hükmün beraatini istedim. Berdel ortadan kalktığına göre kızın cezasının da bir hükmü kalmamıştır. Haklısınız ağalar. Berdel kalkmıştır. Ama bu kız Muharrem'le yollara düşmedi mi? Bu gerçeği ne değiştirir? Hem onlara yardım eden çok uzaklarda da değilmiş. Cihan'ın ağzı olup gelmişsin buraya Selami. O mu ezberletti bu sözleri sana? Niye öyle dedin ki ağam? Ben bildiğim ve gördüğüm sözleri edeyim karşınızda. Bana kızıyorsan ama bu gerçekleri değiştirmeyi ki. Uzun etme Selami. Kısa konuş. Muharrem'in kaçması için düzeni gelin ağamız kurmuş. Onları konuşurken görenler olmuş. Boran, buna bir diyeceğin var mı? Saçmalık demekten başka ne söyleyeyim Ali ağam? Sıla kendi yaşadıklarından sonra kimseyi kaçırmaya kalkmaz. Gelin ağamızın başına ne gelmiş ki? Gül gibi yaşayıp gidiyor. Bildiğini okumaya devam ediyor hala. Sen kimin karşısında olduğunu unuttun mu? Hangi cüretle gelin anladığını ağzına alırsın? Buyur ağam. Ağam, iyi değilsin sen. Sustun kaldın kaç gündür. Gündüzleri konuşmaz, geceleri uyumaz oldun. Bir doktora gitsek. Kalbine bir şeyler olacak diye korkuyorum. Kalbim çatladı zaten Kevser kadın. Bin parça oldu, bilmiyor musun? Bu zamana kadar doğru bildiğimiz amma yanlış şeyler etmişiz biz. Sonra da kendi dölümüz bile bize silah çevirir oldu. Olayların suçlusu katiyen biz değiliz.
Biz babamızdan, dedemizden gördüğümüz adetleri yerine getirmek istedik. Öyle yetiştirdik çocuklarımızı. Başımıza ne bela geldiyse bunun tek sebebi evimizde kalan o kadındır. Kevser kadın, bir düşün. Sıla'dan önce de Yezda için karşımızda durmadı mı Boran? Narin ne etti? Bizim uygun görmeyeceğimizi bildiği halde Asad'ın peşinden gitti. Yani bizden kaçtı. Demek ki kabahatin büyüğü bizde Kevser kadın. Abay, telefonda anlatılacak mevzu değil. Sıla'yı götürüyorum buradan. Doğumdan önce gideceğiz. İstanbul değil, bu sefer daha uzağa. Dünyanın başka bir köşesine. Ciddiyim. Orada nerede, nasıl yaşayacağımızı ayarladım. Bir iki küçük iş kaldı sadece. Hayır, haberi yok da Aslan. Kimsenin yok zaten. Sen gel de uzun uzun konuşalım. Bekliyorum. Boran. Sıla, hayırdır? Bir şey mi oldu? Boran. Ben Mesude için bir şeyler yapmak istiyorum. Senden başka güveneceğim, yardım isteyeceğim kimse yok. Onu daha güvenli bir yere almalıyız. Onun arkasında olmak istiyorum. Mesude şu anda güvenli bir yerde Sıla. Hiç olmazsa babasının yanında. Boran, güvenli dediğin evin kapısından geri çevirdiler beni bu sabah. Mesude'nin babasının onu yaşatacağını mı düşünüyorsun Muharrem'le kaçtı diye? Sıla, artık karışma bu işe. Mesude'ye bir şey olmayacak. Eve dön sen şimdi. Sağlığını düşün. Nasıl Mesude'ye bir şey olmayacağını düşünürsün? Koskoca Boran Ağa'nın karısı ölüm hükmünü beklerken zavallı Mesude'yi kim koruyacak? Sıla, mollalar Mesude'yi gelin olarak istemiyorlar. Berdel'den kendileri vazgeçtiler. Niye? Kendi kızlarını kendileri öldürsün diye mi? Ben bir şey demeden sen hala konuşuyorsun. Ben sustukça... Hadi gel benim. Nereye Boran? Sıla gel. Ağam hoş gelmişsin sen. Buyur içeri. Bırakın beni hayvanlar! Aşiretin ileri gelenleriyle konuştum. Mesude'nin üstündeki berdelden mollalar kendi istekleriyle vazgeçti. Böylelikle Mesude'nin üstündeki berdel kalkmıştır. Şimdi müsaade et de kızı görelim. Kızının canını bağışladın ağam. Sağ olasın. Ama ben milletin ağzına düşen namusumu nasıl aklayacağım? Sen kızının namusunu herkesten iyi bilirsin. Başkasının ne dediği önemli değil. Sen yüreğinin sesini dinleyeceksin. Kızının başına bir hal gelse daha mı iyi olacak? Akşama gelir seni alırım. Peki gel al.
Kız onlar gelmeden kendini asmamış mı? Bir de bize gaddar derler. Attıkları her adımın arkasında birer ceset bırakıyorlar. Boran'la gelin ağamız Azrail'e taş çıkartır oldular. Bu çukuru kendileşleriyle doldururlar artık. Benim de gırtlağıma çöktü toplantıda Boran ağa. Ama sözümü söyledim ya, içim rahat. Ağaların kulağına kar suyunu kaçırdık Cihan ağam. Boran ağanın asası düşer yakın elinde. Umut etmekle benim işim olmaz. Boran'ı hafife almayın. Doğum yaklaştıkça sevgili karısının hayatını garantiye almak için elinden ne gelirse deneyecektir. Yakında kaçarlarken vurulduklarını duyarsan hiç şaşırma. Yavrum, sen benim ciğerimin parçasısın. Seni böyle görmek kahrediyor beni salam. Ne çok ölüm var değil mi anne? Gencecik insanlar gözümüzün önünde ölüyor. Abi, Muharrem, Mesude. Oğlum annesinin tedbirsizliği ve aceleciliği yüzünden bunların başına geldiğini bilse. Nasıl bakarım onun yüzüne? Kuzum, sen artık başkaları ölmesin diye uğraşıyorsun. Oğluna ben anlatacağım seni. İnsanların hak ettikleri biçimde yaşamaları için ölümü göze alan yiğit annesine gurur duyacak benim torunum. Yılmayan, yıkılmayan ailesini iyi belleyecek. Acaba oğlumun büyüdüğünü görebilecek mi? Yoksa doğar doğmaz ayıracaklar mı bizi? Ağzından yel alsın kızım, o nasıl söz? Tabii ki bebeğini kendi ellerine büyüteceksin. Onun yaşadığı her olaya sen tanık olacaksın. Allah emeklerini boşa çıkarmayacak. Yok baba. Bundan sonra kaderimi başkalarının ellerine bırakamam ben. Kendi hayatım içinde, çocuğumun hayatı içinde bir tek ben karar veririm. O yüzden beni burada tutan bağları incitmeden, acıtmadan koparıp başka bir yol bulmanın vakti geldi. Salam, aklından neler geçiyor yavrum? Zamanı geldiğinde anlatacağım anne. Kızım, arkasını önünü düşünmeden hareket etme. Önce düşün, sonra hareket et. Yoksa başımıza dönüşü olmayan işler gelir kızım. Haklısın baba. Mesudelerin kaçma olayında olduğu gibi değil mi? Ama artık duygusal hareket etmeyeceğim. Aklımla, mantığımla olması gerekeni bulup onu yapacağım. Acele etmeden. Ama geç de kalmadan. Orhan, ben Avrupa'da 15 gün zordayım. Üçüncü gün toprak çekti beni. Eğer Gabriel'in hastalığı olmasaydı çoktan dönmüştüm buralara. Sen bir daha centin diyorsun. Sanki oranın huzuru çok yerinde. Onlar da binlerce bedel ödedi. Ölümler yaşandı. Sen şimdi Sıla'nın karnı burundayken alacaksın onu oralara götüreceksin. Ve sanki size sihirli bir dernekteymiş gibi her şeyi baştan başlayacaksınız, öyle mi? Sıla'nın geberiği henüz uçağa binmesine engel değil. Ama elimi çabuk tutmazsam senin dediğin şey gerçek olur. Arjantin işi ancak doğumdan sonra gerçekleşir. Ama kesin olan şu ki karın burada doğurmayacak oğlum. Bunda kararlıyım. Moran, senin bu yapmaya çalıştığın şey kolay değil. Bu böyle Ankara'ya, İstanbul'a gitmeye benzemiyor. Hele Sıla için. Hem sen ona sormadan nasıl böyle bir şey karar verebilirsin? Sıla'nın bu planlardan haberi yok. Değil mi? Bilse benim işim zorlaşır abay. Buradan Buenos Aires'e finansal transferlerin tamamlandı. Bir de orada yaşayan bir abimiz vardı. Üniversitede okul yıllarında tanışmıştık. Onunla irtibat halindeyiz 2 aydır. Bizim için evi o buldu. Dayalı, döşeli, konforlu bir yer. Kusura bakma Boran Hanım, hala bu anlattıklarını benim aklım almıyor. Başka seçeneğin var mı abay? Sen benden daha iyi bilmiyor musun kalırsak neler olacak? Burada ya da ülkenin başka bir yerinde hüküm üzerimizde olduğu sürece ben geceleri gözümü kırpmadan yatacağım karımın yanında. Benim Sıla'ya törenin hükmünden başka vereceğim daha anlamlı bir doğum hediyem olmalı. Oğlumuzun gelişine sevinirken Sıla'nın ölümüne çevrilmemeli gözümüz. Evet, niye Arjantin bilmiyorum. Belki çok uzakta diye. Belki oraya buradakilerin eli yetişmez diye. Benden başka bilen var? Elbette yok. Özel bir hava yolundan bir uçak kiraladım. 2 hafta sonra bizi Diyarbakır Havaalanı'ndan alacak. Oradan Dubai, sonra Arjantin. Vize, pasaport, oturma izni, her şey tamam. Buranın işleri bitsin. Onun elimden gelen her türlü yardıma hazırım. Söyle ne yapayım? Sen de gelirsin bir gün abay. Yok.
Ben buralardan uzaklaştım. Gidemeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım yanımda. Ve eğer yeniden başlayabilsem ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayakla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Kimin sözleri bunlar? Borges. Arjantin'i öğrenirken en çok da Borges çıkıyor adamın karşısına. Bizim Sıla'yla bir şansımız var. Ve ölmeden gideceğiz buradan abay. Nereden çıktı şimdi Boran? Tango. Ne kadar hüzünlü değil mi? Evet öyle. Hayatın olduğu her yerde hüzün de var, acı da var sana. Duyuyor musun? İçinde umut da var. Evet var. Of. Sılam gerçekten gidecek mi? Peki gittiği yerde biz olacak mıyız? Kendisi, torunumuz güvende olacak mı? Kal diyebilir miyiz Celil? Bu katliamın içinde kıza kal diyebilir miyiz? Battıkça batıyoruz. Sılam önden, biz arkadan. Battıkça batıyoruz. Kendi bir hal çaresi bulduysa bize de kabul etmek düşer. O çareyi bulduysa inşallah. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey aramızda kalacak. Elbette. Bundan emin olabilirsiniz. Suskunluğumu şaşkınlığıma verin. Dediklerimi yerine getirecek, sonra unutacaksınız. Kimseye bu konuyla ilgili bilgi verilmeyecek. Tabii, öyle olacak. Önce İstanbul'daki ve buradaki bütün şirketlerdeki yetkilerimi abaya devrettiğimle ilgili bir vekaletname hazırlamanızı istiyorum. Bunun için gereken ayarlamaları yapın. Narin'e de nakit olarak ayırdığım bir para var. Onun transferini siz denetleyeceksiniz. Ama hepsi biz ülkeden ayrıldıktan sonra olacak. Anladım ne istediğinizi. Siz gerekli işlemleri hemen başlatın. Ben işin büyük kısmını hallettim zaten. Vakit kaybetmeyelim. Tamam, merak etmeyin. Ben İstanbul'daki işleri bitirir bitirmez buraya gelirim. Tamam, iyi günler. Teşekkürler. Ağam, pilotu da uçağı da ayarladım. Sen ne zaman istersen adam hazır.
Sağ ol Şivan. Ağam, gelinam yemeğini babası Gül'de mi yiyecek? Öyle yapacak Ayşe. Ben de gelirken bir şeyler atıştırdım zaten. Bugün hiç zahmet edip sofra hazırlama. Peki ağam, yemek yemeyeceksen ben sana hemen bir kahve yapayım. Yok Ayşe, sağ ol. Peki ağam. Sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazen kendimi sıraya adını yazan liseli çocuklar gibi hissediyorum. O zaman hiçbir şey umurumda olmuyor işte. Görmesem ölürüm diye geçiriyorum içinde. Her taraf yangın yeri olsa da varlığım beni mutlu ediyor. Güller dizildi tepsiye ama taştan fincan oyulamadı. Sevdalara doyulamadı. Gider ayak işlerim var bitirilecek. Gider ayak. Ne oldu? Havalar soğudu. Kış geldi değil mi? Evet. Yaz geçti yani. Geçti. Ama yine gelecek. Merak etme. Ana babadan öğrenir. Oysa sen bize hayatımızın en önemli gerçeklerini öğrettin Sılam. Hayatı nasıl insanca yaşayacağımızı sen gösterdin bize. Allah'a çok şükür ki senin gibi bir evladım var. Oysa kızım benim. Anam doğru diyorsun. Tam hayatım bitti derken sen bana bir dal uzattın. Ben o yeşeren dalı tuttum. Senin gücün olmayaydı. Ben şu evin odasından odasına geçemezdim. Hayatım öyle tükenir giderdi. Bir ailem var. Onlarla her koşulda güven içinde yaşadığımı düşünüyordum. Ama bir gecede her şey değişti. Önceleri isyan ettim. Kabul etmek istemedim hiçbirimizi. Ama sonra... anladım ki ben buraya sizlere aitmişim. Ayrılmak ölüm gibi geldi. Her ne yaptıysam sizden aldığım güçle yaptım. Şimdi burada işim bitti. Buradan giderken de aynı güçle durmanızı istiyorum yanımda. Kararın karar Sıla. Onca iş ne olacak? Ne anladım ben bu mücadeleden? Bize güvenen insanlara ne diyeceğiz? Gidin başınızın çaresine bakın. Buradaki işler devam edecek Nalin. Kimseyi burada yarı yolda bırakmak istemem ama daha önce de söyledim. Ben bu kararı duygularımla değil, aklımla verdim. Abim biliyor gideceğini. Ona söylemedim. Çünkü ona söylersem ya beni tutmak ister ya da bizimle gelmek. İkisi de zarar ona. Zaten beni tanıdığı günden beri ona sadece dert getirdim. Biliyorum ki benim hayatım için, çocuğumuzun hayatı için kendini ölüme atar.
Ona bir şey olmasını istemiyorum. Ona bir şey olursa yaşayamam Nari. Çünkü o benim hayatımın ilk ve tek aşkı. Sen onca severken, bu bebeği dört gözle beklerken bununla nasıl yapacaksın? Bu dediklerine onu nasıl ikna edeceksin? Narin, senin de çocuğun olacak. Sen daha ona doyamadan sizi ayırmaya kalksalar, sen ne yapardın? Azat'ın yaşaması için, çocuğunuzun yaşaması için Azat'tan ayrı kalmayı göz almaz mıydın? Benim Azat'ım öldü. Onu yaşatmanın yolu bu olsaydı, ben de aynısını yapardım. Çok düşündüm. Benim buradan gitmem sadece benim yaşamamı sağlamayacak. Bora'nın yaşaması da buna bağlı biliyorum. Ama yine biliyorum ki benim tanıdığım Bora ölür de buralardan gitmez. Ölmeyi buralardan gitmeye tutar. Onun kökleri burada. Asla vazgeçmez. Benim için inandığı birçok şey karşısına aldı. Annesini, babasını, aşiretini. Ondan daha fazlasını istemeye hakkım yok Narin, biliyorsun. Bunu sevdiğim için yapıyorum. Sevdiğimi yaşaması için. Her şeyi ayarladım. İsviçre'de. Dilan'ın, Emir'in okulu bile hazır. Doğum yapacağım hastane. En kötüsü de kimseye veda etmeden gitmek olacak. Ama siz benim yanımda olacaksınız ya. Benim için çok büyük bir teselli bu. Ben gelemem. Narin. Azat'ımı arkamda koyup hiçbir yere gitmem. Abimi burada yalnız bırakmam. Bu topraklarda kalacağım. Bebeğimi burada doğuracağım. Bebeğimle beraber buralarda büyüyecek. Değişecek. İyi akşamlar Yegün. Gelinem, Baran ağam arabada seni bekliyor. Geliyorum Harun. Peki gelinem. Ben gidiyorum. Yarın konuşuruz zaten. Ama burada yapılacak işleriniz varsa elinizi çabuk tutun. Önümüzdeki hafta buradan gideceğiz. Size söz veriyorum, her şey daha güzel olacak. İyi geceler ne? İyi misin? İyiyim. Dudaklarını ısırıyorsun. Canın yanmıyor mu? Farkında değilim. Senden bir ricam olacaksın. Tabii. Elimden gelirse. Bizim Ahmet'i tanırsın. Onun oğlu yarın sünnet olacakmış. Biliyorum. Fabrikaya davetiye göndermişler. Benden kirvesi olmamı istedi. Ben de ricasını kıramadım. İyi yapmışsın. Sen de benimle sünnete gelir misin diyecektim. Hem anneni babanı da getirirsin. Ama benim yarın sabah fabrikaya gitmem gerekiyor. Ne olsun, gidersin. Zaten öğleden sonra. Peki, gelirim. Sağ ol Sıla. Beni çok mutlu ettin. Hem oğlumuz büyüyünce başına gelecekleri öğrenir. İkisi de benim kızım. İkisini birbirinden ayırmam çok zor. Narin dediğini duydum. Gelmem, buraları terk etmem diyor. Yerden göğe haklı kızım.
Vedar. Canımın içi bebeğim. Bana izin versen de ben burada Nargin'e kalıp ona göz kulak olsam. Sen de Sıla'mın yanında olsan. Ah Celil'im. Biz bugüne kadar hiç ayrı düşmedik sen de. Hep bu yastığa baş koyduk. Nasıl olacak şimdi böyle? Sen bensiz. Ben sensiz. Başka bir yolu varsa göster bana da Vedar. Benim için kolay mı zannediyorsun? Hiçbir zaman ayrılmayacağız diye kendimize yemin etmiştik değil mi? Ama şimdi Sıla'nın doğacak bebeğinin canı hepimizden kıymetli Vedar. Ben de kızımı tek başıma yaban ellerde bırakamam. Ama seni de böyle bir başına koymak zor Celil. Çok zor. Ben daha sonra geleceğim. Ah Sıla. Keşke anlatabilsem sana her şeyi. Senin için, oğlumuz için neler planladığımı. Bana inanmayacaksın biliyorum. Bunun arkasında da bir plan olduğunu düşüneceksin. Daha önce yaptığın gibi yine uçaktan geri döneceksin. O insanlara kaderlerini terk edip gidemeyiz diyeceksin. Bu yüzden yola çıkma anına kadar sana hiçbir şey söylemeyeceğim Sıla. Bir kere ayrıldım benden Celil. Aptal gibi ölüme gittim. Hayatımda senden bir kere ayrıldım Vedar. Onda da evet. Aptalca ölecektim değil mi? Senden ayrılmak yıkacak beni Celil. Ya beni Vedar? Hep biz mi cesur olmak zorundayız? Hep biz mi bedeli ödeyeceğiz Vedar? Başka yolu vardır. Evlatlarımız için gerekirse öleceğiz. Doğru söylüyorsun. Bu da bir esaret ama değer. Evlatlarımız için ayrı kalacağız Vedar. Gerekirse öleceğiz. Kızım, inşallah bana kızıp kırılmadın değil mi? Narin'i buralarda tek başına bırakmak içimizden gelmedi. Annenle sabaha kadar oturduk konuştuk kızım. En doğru, en adaletli karar bu geldi bize. Kırılmak ne demek baba? Sen en doğru kararı verdin. Ama üzülmeni istemiyorum. Yok kızım, ben üzülmüyorum. Benim bir tek derdim var, o da sizin mutluluğunuz. Ben de geleyim deseydim, babam burada kalmayacaktı. Kendimi bundan sorumlu hissetme. Aslında ben burada yalnız kalırım. Ne olacak ki? Narin, sen de babam da en doğru kararı verdiniz.
Günün birinde tekrar bir arada olacağız. Bir aile gibi. Ama şunu da unutmayın ki oralarda başınızda bir erkek olmayacak. Ya baba ben ne güne duruyorum? Ben erkek değil miyim? Ya aslan oğlum benim. Ya ne sinirleniyorsun tamam? Evet. Tabii. Maşallah Sıla, sen oğlanı büyütmüşsün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk Celil Bey. Merhaba. Buyurun, 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 buyurun. Nasılsın? Emre nasıl Kenan amca? Daha iyi olduğunun haberlerini aldım. Doğru duymuşsun. Fizyoterapiye devam ediyor. Çok iyi bir doktorumuz var. Sabahtan akşama kadar Emre'yi çalıştırıyor. Koltuk değneksiz, birkaç adım atmaya başladı artık. Çok sevindim. Gerisini getirir. İnşallah yakında koşmaya başlar. İnşallah iyileşecek. Kızım, bizim biraz işlerimiz var. Daha buralardasınız, tekrar görüşürüz inşallah. Sıla ne kadar kal derse kalırım. Onun emrine bağlı. Estağfurullah, emir ne demek? Evet, şu evraka bir göz atalım ama sizin biraz sonra imzalamak için tekrar gelmeniz gerekecek. Biz buralardayız zaten. Kolay gelsin size. Kenan amca ne içersin? Sıla, istersen önce birlikte şunlara bir göz atalım. Bakalım bir şey atlamış mıyım, bir eksiğimiz var mı? Sonra ne istersen içeriz. Ne zaman açacaksın konuyu Sıla'ya? Bugün sünnetten sonra inşallah. Ama ona sadece benimle Arjantin'e gelir misin diye sormayacağım. Bu konuşma bu yolda birlikte olup olmadığımızı da gösterecek abay. Beni hayatında istiyor mu? Benimle mutlu mu? Beni seviyor mu? Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Ne kadar çok soru biriktirmişsin içinde Baran. Sıla elbette seninle beraber. Hep öyle oldu. Öyle olmaya da devam edecek. İnşallah abay. Gönlümün neşesi, evimin neşesi azadım. Daha yeni saçlarını seviyordum bu ellerim. Şimdi toprağını seviyorum bak. Ah benim Ceylan gözlü yavrum. İçim parçalanıyor azat. Andırsın değil benim okulda. Nari'nin bir gülüşünden sana kaçacağını anlayan, ananın bir bakışından sana kızacağını anlayan sen. Beni anlıyorsun şimdi de değil mi yavrum? Azat. Biz gidiyoruz. Nari'nin üstündeki hüküm kalktı.
yarın daha doğmadan kurtardı anasını canını. Lakin sana mala hükmü bencesinde azaltı. Artık benim yüreğim evlat acısını daha kaldıramayacak oldu. Gidiyoruz biz buradan. Acı, Emir, ben. Nedir o? Gidiyoruz Mardin'de. Narin burada kalıyor. Oğlunla karın babanın kanatları altında. Hiç merak etme yavrum. Sakın gözün arkada kalmasın. Cesur kadın seni bıraktığın yerden devam edecek. Benim de gözüm arkada kalmayacak. Çünkü biliyorum ki senin o güzel gözlerin bir yerlerden bana bakıyor olacak. Hoşça kal Azat. Ay benim güzel yavrum. Allah'a emanet ol. Buradaki mülk ve yatırımlarıyla ilgili olarak sizlere vekaletname bırakıyor. Kızım, şimdi ne Nari'nin ne ben bu hesap kitap para işlerinden anlamayız değil. Baba, endişelenecek bir durum yok. Kenan amca her konuda size yol gösterecek. Nereye atacağız imzayı? Bütün nüshaları imzalayacaksınız. Her sayfanın altını imzalayın lütfen. Bak sen, yine saman altından ne sular akıyormuş. Tamam Ziya, bunun karşılığını kat be kat alacaksın. Hadi sağlıcakla kal. Abi ne oluyor? Olsun Dilaver. Yine gelin ağamız başından büyük işlere kalkışmış. O Emre'nin babası yok mu? O gelmiş bugün. Sabahtan beri odada evrak imzalıyorlarmış. Ne var ki bunda? Kadının karnı burnunda. Bugün yarın doğuracak. İşten eline eteğini çekip eve kapanacak herhalde. Ah Dilaver. Bazen o kadar saf oluyorsun ki. Ben bile şaşırıyorum. Gelin ha, çocuğunu burada doğurmayacak. Bora'nın veliahtı burada doğmayacak. Sıla'nın yüzü yola doğru. Kuş gibi uçacak. Ben... Hadi toparlan. Şimdi şaşırmanın zamanı değil. Hazırlan. Bugün sadece sünnet töreni değil, bizim şenliğimiz de olacak. Süzül bakalım, daha ne kadar vaktin kaldıysa bol bol tadını çıkar. Oğlum, nasılsın? Keyfin rahatın yerinde mi? Allah'a şükür hanım, sen nasılsın? İşte ben nasıl olayım? Narin'im yanımda olsaydı daha iyi olacaktı. Bana? Narin artık çocuk değil. Kocaman kadın, nerede nasıl yaşayacağına kendi karar verir. Oğlum, bizim töremizde bu var mıydı? Aa olan benim ana. Senden öğrenecek değilim töreyi. Zaman değişirken yüzyıllık töreler aynı kalmaz. Hem abisi olarak hem de ağası olarak ben izin verdim orada kalmasına. Bugün bari huzurumuzu kaçırma. Tat
götürdüğün de ekrem isterim diye. Şu an bakar mısın? Olan abi. Nasılsın yenge? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? İyisindir inşallah. Sağ ol oğlum. Merak etme, bu ayrılığın uzun sürmeyecek. Duyduğuma göre kuş yakında uçacakmış. Oğlum benim kuşla kurtla ne işim olur? Ümmü de rahatsızmış, geçmiş olsun diyecektim, diyemedim. İyidirler, iyidirler, merak etme. Ne zaman istersen gel. Biliyorsun bizim kapımız her zaman sana açık. Sağ ol oğlum. İki kardeş arasına girenin düzeni mi olur? Birliğimizi bozanın düzeni hiç olmaz. Gün döner burnundan fitil fitil gelir. Sen müsterih ol yenge. Yakında gün doğacak. Sen beni hafife aldın ama ben aynı hatayı yapmam. Gitmeden önce gel de vedalaşalım. Ne de olsa helalleşelim ha. Kızım iyi misin? Sıla, kızım sen iyi de gitsin. Kalk eve gidelim Sıla. Boran'a haber verelim. Boran'a haber verirler kızım. Kibri olmak kolay mı? Onun bir ton işi vardır şimdi. Korkma kızım. Bizim düğünlerde adettir. Silah atarlar böyle değil mi? Silah eğlence aleti değildir. Kimse silah sıkmayacak. Ana, Sıla nerede? Ne bileyim oğlum, babası aldı götürdü. Niye? Bir aksilik mi oldu? Niye haber vermeden gitti? Oğlum, senin karın beni sayıyor mu? Bana müdanası mı var? Gitti işte. Ağam, sünnetçi geldi de. Korkuyor mu çocuk? Niye korkacak ağam? Koskoca Boran ağa sılık kirvesi oluyor. Kızım çok mart dağırın. Hastaneye mi gitsek? Erken ama. Bebek geliyor mu ne? Baba, baba, pilot arar mısın? Numarası telefonumda kayıtlı. Uçağı Mardin'e indirsin. Bebeğimi burada doğurmak istemiyorum. Kızım tamam da buna vaktimiz yok ki şimdi. Önce bir hastaneye gidelim değil mi? Tamam, hastaneye gideceğiz. Ama sen pilot ara. Ne olur beni yormayın, dediğimi yapın. Tamam kızım, tamam. Tamam Sulam, tamam. Yorma sen kendini. Sen ne dersen biz onu yapacağız. Emir, koş sen eşyalarınızı hazırla. Buraya geri gelmeye vaktiniz olmazsa. Hayırlı olsun.
kızım. Hadi kızım. Doğru. Hadi bakayım sen de kat. Celal arabaya haber ver. Tutak bakayım. Yok. Anne. Tamam dikkat et. Yavaş kızım yavaş. Anne. Ya nasıl kaldı? Hadi ben de. Gel kızım. Baba pilot aradın mı? Aradım. Baba. Bir saat içinde alanda olacak. Bırak şimdi pilotu dikkat et kafanı. Nefes az bulam haydi. Geç kızım. Haydi Beda. Emir kapıları kilitledin mi oğlum? Evet baba. Derin nefes az bulam. Derin nefes az yavrum ama kalk ver. Aman sen çabuk ol oğlum. Ağam, gidesin. Ne var Şivan, ne oldu? Ağam, şimdi bir haber aldım. Muharrem'i vuran silah, Cihan'ın adamı Fehim'e aitmiş. Tutuklamışlar onu. Her taşın altından bu in çıkıyor. Akrep gibi taşların altına saklanıp ölüm kusuyor. Zaten onun taşların altında ezip gebertmem yakındır. O masumların günahını çok ağır ödeteceğim ona. Nefes al kızım, nefes al. Burada işimiz biter bitmez gideceğiz. Kızım. Ya doktor doğum başlamış hiçbir yere kıpırdamasına müsaade edemem derse. Yavaş dur hemşiren. Bu çocuğu burada doğurmayacağım. Kimsenin izin almak zorunda değilim. Gerekirse doktor da alır öyle bineriz uçağa. Ben onu burada doğurmayacağım. Tamam sen, tamam. Sen şimdi yalnız beden düşün. Derin derin nefes al kız. Beda yanından ayrılmayın ha. Ben pilotu arıyorum. Tamam derin dikkatli ol. Babamlar evde yoklar. Gelin ham sancısı tuttu, hastaneye götürdüler. Ne kadar oldu gidelim? Yarım saat 45 dakika. Biraz bebeğiniz aceleci. Gününü doldurmadan geliyor herhalde. Doktor bey doğum başlamış. Pelvik muayenede rahim ağzında 3 santimlik bir açılma olduğunu gördük. Ama bebek normal doğuma kadar beklemeye hazır mı bilmiyoruz. Şimdi bebeğin kalp atışlarına bakacağız. Ne kadar sürer bu? 20 dakika. Bebeğin sağlığı iyiyse gidebilir miyim? Sıla Hanım, belki sezaryen gerekebilir. Ya sezaryenlik bir durumum yoksa? Bunu kalp atışlarını görmeden söyleyemem. Şimdi yatın ve dinlenin biraz. Ben hemen yanınıza döneceğim. Anne, babamla konuştun mu? Uçak inmiş mi Mardin'e? Kızım bu işi unut. Bebek de sen de bu haldeyken hayatta müsaade etmem buna. Başka çarem yok anlamıyor musun? Abay. Diyarbakır'la irtibat kurdum. Alandan izin alınmış mı? Saat kaçta kaldırabiliyoruz uçağı? Yalnız sessiz hareket edin. Dikkatleri üzerinize çekmeyin. Ben şimdi Sıla'nın yanına gidiyorum. Her an tetikte olun. Goran, sen işleri hiç merak etme. Sadece Sıla'nın elini sıkı tut. Gerisini müsaade ederiz. Tamam abay. Tamam, irtibat halinde olalım. Boşboğazlık edip kimsenin adını vermesin Haytay içeride. Nedir durumlar? Fehmi içeri almışlar. Şimdi avukatı gönderdim yanına. Mollaların emriyle işledim diyecek cinayeti savcıya. Biz bu adama yeterince güveniyor muyuz? Yani adımızı karıştırmayacağından emin miyiz? Yok, yapmaz abi. Arkasında bizden başka kimsenin durmayacağını bilir. Niye ispiyonlasın ki bizi Fehim içeride? Bu adam cinayetten hüküm giymeyecek mi? Namus davası dese, berdenin iki tarafıyla da kan bağı yok. Hafifleticiden faydalanamaz. Ha bizim adımızı vermiş, 20 yıl içeri girmiş, ha Mollalarınki. Fehim için fark eder. Thank you.
Kuş yuvadan uçmak istiyor ha. Bana hastanede olanı biteni haberdar et. Havaalanındaki adamımızla irtibatı koparma. Bunların uçağı ne zaman kalkacakmış bildir bana. Bir daha yaş tahtaya basmayalım. Gelin ağa sancılanmış, hastaneye götürmüşler. O yüzden tez ayrılmış düğün evinden. Boran'a dikkat çekmemek için karısına katılmamış. Mardin Havaalanı'na özel uçak inmiş. Kalkışa hazır bekletiyorlarmış. Celil Efendi'yi pilotla konuşurken görmüşler. Anladın değil mi Fırıldı? Gelin ağayı buradan uçurmak istiyorlar. Boran ağa hükmü yok sayıp sıpasını da sılasını da kaçıracak. Tören hükmünden kendisini muaf tutabilir mi Boran ağa? Sıla'nın canı ne şartla bağışlandı? Bebe doğduktan, sütten kesildikten sonra ölüm değil mi cezası? Gitmelerine izin verecek değiliz Dilaver. Koskoca aşiretin yasasını çiğneyip gitmelerine izin verecek değiliz. Sen bittin Boran. Bittin. Ağalığının da, hükümdarlığının da, hayatının da son saatlerini doya doya yaşa. Sen de, karın da, çocuğun da bugün bitti. Hastaneye gidiyoruz İlaver. Gerekirse bütün aşireti yığarım hastanenin önüne. Etten duvar örerim önlerine. Kolay mı buradan kaçıp gitmek ha? Bebek içeride iyi görünüyor. Oh, çok şükür. Bu durumda normal doğumu beklemeliyiz. Doktor bey, ne zaman olur ki doğum? Kesin bir süre vermek yanlış olur. Henüz belli değil Bedar Ana. Peki eve gidip eşyalarımızı alacak kadar vaktimiz var değil mi? Benim tercihim hastanede kalmanızdan yana. Çok hareket halinde olmayın. Volan, ne oldu, hastaneye vardınız mı? Yeğenim doğdu mu? Servis doktoruyla konuştum az önce. Sıla muayenedeymiş. Daha doğum olmamış. Varmak üzereyim yanlarına. Abay, sen direkt Diyarbakır'a hemen yola çık. Beni, Sıla'yı orada bekle. Uçakta bir de doktor olacak. Doğumdan hemen sonra biz de geleceğiz oraya. Volan, peki sizi hastanedeki mi koruyacak? Çivan tedbir aldı. Adamlar kuş uçurtmayacak etrafta. Hadi abay, dua et bizim için. Sonuna geldik inşallah bu işin. Geldik Boran, geldik. Sen merak etme. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Gelin ağam içeride mi Narin bacım? Hı. Boran ağam da gelmek üzere. Her tarafa adam yerleştirdik. Gelin ağama da bebeğe de zarar gelmesin diye kuş uçmayacak buralarda. Allah korusun Şivan Kehya. Allah başka dert vermesin de. Amin. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Şivan. Gerekli önlemleri aldınız değil mi? Sen gönlünü ferah tut ağam. Her taraf sağlam. Müsaaden varsa ben aşağı inip yeni bir şey var mı yok mu diye kolaçan edeyim. Tamam Şivan. Otoparkı da kontrol edin. Cihan'ın yakınlarından hiç kimse bu kata çıkmayacak. Kadın çocuk da olsa çıkmayacak. Tamam ağam. Emrin olur. Sıla nasıl Narin? Doğumu aldılar mı? Yok. Daha vakti varmış. Uyuyor şimdi. Burası mı odası? Burada doktor hiç kimse girmesin dedi.
istirahat etmesi lazımmış. Ben kimse değilim Narin. Abi uyuyor zaten. Narin çekil. Çekil. Narin Sıla nerede? Sıla nerede dedim sana Narin? Cevap ver bana. Sıla nerede? Etrafta kuş uçurtmayacaksınız. Tamam mı? Her tarafı göz önünde tutun. Yetişti köpekler. Cihanam haberler kötü. Ne oldu lan? Gelini ayı ambulansla kaçırmışlar. Hasta bakıcı bir akraban var o söyledi. Apar topar götürmüşler buradan. Onlar kaçarken sen ne yapıyordun? Uyuyor muydun lan? Biz de bilemedik ağam. Anlayamadık haliyle. Uzay mekiğiyle kaçacak olsalar bile senin haberin olacak. İterim. Abi. Abi alana gitti bunlar. Uçak hazır denmedi mi? Mehmet olmadan tüyecekler. O kadın bu sefer kaçamaz. Narin deli etme beni. Nereye gitti Sıla? Niye benim haberim olmadı bundan? Benden nasıl saklarsın bunu? Söyle bak. Canını yakacağım istemeden. Sıla'nın canı tehlikede. Sustukça ona yardım etmiyorsun. Onu korumam için nerede olduğunu bilmem lazım. Söyle. Ağam. Cihan geldi. Gelin ağam ambulansla ayrılmış buradan. Onlar da öğrendi nereye gittiğini. Havaalanına gidiyormuş. Cihan'la Dilaver de ardına düştüler. Eğer benden önce bu adam Sıla'ya ulaşırsa bunun hesabını bana nasıl vereceksin Narin? Yemin etmiştim. Diyemezdim ki sana. Gözünü seveyim yetiş abi. Onlardan önce yetiş. Ne Sıla'yı, ne Boran'ı kimse elimizden alamaz. Onları ortada yem edip geriden tükenişlerini izleyeceğiz. Kızım iyi mi? Pilotla konuştum. Uçağınız 15 dakikaya kadar hazır dedi. Siz ne zaman isterseniz yavaş yavaş kalkarız. Emir, oğlum. Bak anan, ablan, doğacak yegenin hepsi sana teslim bundan sonra, tamam mı? Artık sen de kocaman adam oldun. Gözüm arkada kalmaz değil mi? Sen merak etme baba. Aslan oğlum benim. Delil, Narin de sana emanet. Göz kulak ol ona. Tabii ki göz kulak olacağım, endişen olmasın. Yalnız sen Sıla'ma göz kulak ol, tamam mı? Sık sık arar konuşuruz artık. Ben evi çekip çevirmeye bir kadın da ayarladım. Hep yemeğinizi, temizliğinizi yapacak. Narin yüklü, şimdi hepsine yetişemez. Ya bizim için endişe etme abedarım ya. Gözün arkada kalmasın, tamam mı? Kokuyu aldı. Ondan önce alanda olmalıyız. Hadi durma bas. Hmm.
Sağ olun, nasılsınız? Teker sandalye ister misiniz? Yok, iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayrola Cihan? Bu acelen niye? Uçağa mı yetişeceksin yoksa? Deli misin sen? Kaza yaptıracaksın. Yoksa yolcu mu var? Onu mu göndereceksin? Karımın peşinden mi gideceksin? Ne yapacaksın onu bulup? Ben senin yapamadığını yapıyorum Boran. Karının hükmü sürerken siz hiçbir yere gidemezsiniz. Sen ağasın ama bu topraklardaki diğer insanlar gibi hükmüne razı olacaksın. Bunu daha önce yapmadığım için o kadar pişmanım. Ben aşiretim. Ben töreyim. Bana silah çekemezsin. Sen bunu çoktan hak ettin Cihan. Bu oğlumla karım için. Bu da Muharrem ve Mesude için. Abi! Abi! Ne ettin sen? Abi! Abi kurban olayım. Kurban olayım kalk abi. Abi! Abi kurban olayım. Abi kurban olayım. Atın silahları, polis! Abi kalk! Zaman ısrar edici. Abi kalk abi! Zaman... geçici bu öfke bakırız bu intikam. Acılarımız... tarih kadar eski, nefes alıp vermek misali olan zaman sadece birazcık zaman. Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an, böyle benzer iziler etrafında. Seni affedebilecek miyim bilmiyorum sana. Belki de hayatında en mantıklı kararı aldın. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimden. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım bir de. Yolunuz açık olsun. Bir kendim bir ben gidiyorum. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar, bir kendim.